Evet değerli arkadaşlar. Geçen haftaki dersimizde Mesnevi Nazım şeklinden bahsettik. Şimdi dersimizin giriş saatlerinde yine Mesnevi Nazım şekli ilgili bazı bilgileri hatırlatalım. Sonra Harputtur Rahmi Efendi'nin Esbiyaname diye bir mesnevisi var. O örnek üzerinde durmaya çalışalım. Evet arkadaşlar hatırlarsanız biz geçen haftaki dersimizde dedik ki mesnevi kelimesi Arapça sani kelimesinden türemiş bir kelime. İkili, ikişerli anlamında kullanılıyor. Mesnevinin ismi Arapça. Bu tür şiirlerin ilk örneklerinin yine Arap kültüründe olduğu söylense de Mesnevi Nazım şeklinin gelişmesi, özgün örneklerin ortaya çıkması Fars edebiyatındadır. Dolayısıyla bazı kaynaklarda işte Mesnevi'nin Arap edebiyatında ortaya çıktığı söylense de yani bu şu anlamda doğru. İlk örnekler Mesnevi Nazım şeklinin ilk örnekleri Arap edebiyattan çıkmış olsa da bu Nazım şeklinin gelişimi, zengin örneklerin verilmesi daha sonra İran edebiyatında olmuş. Yani Fars edebiyatında Mesnevi Nazım şekliyle ilgili bir şey yok sonraki dönemlerde. Fars edebiyatından da Türk edebiyatına geçen bir Nazım şekli ve zaman içerisinde bizim şairlerimiz hem Fars edebiyatında yazılmış olan önemli mesnevileri işte tercüme etmişler veya işte Türkçe'ye aktarmışlar. Tam bir tercüme değil bu. Nazireler yazmışlar. Zaman zaman da müstakil eserler kaleme almışlar. Mesnevi Nazım şekli AA, BB, CC şeklinde kafiyelenen ve kafiye bulma derdi olmayan bir nazım şekli olduğu için çok uzun konular bu nazım şekliyle rahatlıkla yazılmış. Yani binlerce beyitlik mesneviler söz konusu. Yani bugünkü hikaye romanın klasik edebiyatımızda karşılığının mesnevi olduğunu söyleyebiliriz. Tabi yapı olarak yoksa roman ve hikaye ile mesnevi arasında elbette farklar da var. Yapı olarak benzerlikler de var. Diğer bir arkadaşlar mesnevilerde genelde üç ana bölüm bulunur. Yani kabaca önce giriş bölümü var, sonra konunun işlendiği bölüm var, sonra sonuç bölümü var. Genellikle mesnevilerin giriş bölümü tıpkı kaside nazım şeklinde olduğu gibi bazı bölümlerden oluşuyor. Yani giriş bölümünde tabi duruma göre, şairin niyetine göre tevhid, münacat, naat, işte miraciye, methi, çağrıyar gibi bölümler olabilir. Bazen bunların tamamı vardır. Bazen bir iki tanesi vardır. Bazen olmayabilir de. Bunlardan sonra da yine tabi bunlar işte Allah, peygamber ve din büyükleri. Daha sonra da devlet büyükleri yani padişah ve şeyhülislamlar ve diğer devlet ricali övgüler bulunabilir. Ama şart değil tabii ki. Yine konuya geçmeden önce bu giriş bölümünde şair bu mesnevi niye kaleme aldığını belirten bir bölüm ortaya koyar. Birinci bölüm içerisinde. Buna sebebi telif veya sebebi nazm adı veriliyor. Burada da geçen ders söylediğim gibi arkadaşlar doğrudan yani gerçekten şaire bu mesnevi yazdıran sebep bu mudur? Tartışılır. Yani bazen mizahi gerekçeler olabilir. Bazen işte bir rüya olabilir. Bazen şairin hayalen buldu veya uydurduğu bir gerekçe olabilir. Dolayısıyla bunlar farklı. Geçen ders hatırlarsanız bir örnek vermiştik. Şeyh Galip Hüsnü Aşk'ında Hüsnü Aşk Mesnevisi'nde Sebebi Telif bölümünde Mesnevi niye kaleme aldığını belirtirken Nabi'nin Mesnevisi'nin bir mecliste
mübalağalı bir şekilde övüldüğünü, hatta bunun da üzerine işte böyle bir mesleviye, nazireye yazılmak ne mümkün denildiğini, bunun da bir bakma kendisini tetiklediğini söyleyerek Hüsnü aşk kaleme aldığını belirtiyor. Yani bu bir gerçek sebeptir. Fakat onun dışında mesela bazı mezhepleri de işte şair diyor ki işte gayıptan gelen ses veya işte şu ses bu ses bana böyle dedi, işte niye tembel tembel oturuyorsun falan deyip bir adeta etki oluşturduğu söyleniyor. Bu bölüme sebebi telif veya sebebi nazm deniyor. Sonra konunun işlendiği bölüm var arkadaşlar. Konunun işlendiği bölüm de zaten ana bölümdür. Bu mesnevi çok uzun bir mesnevi değilse bazen tek başlık altında ama önemli mesnevilerde işte Leyla ve Mecnun, Hüsnü Aşk gibi mesnevilerde alt başlıklar da var. Yani konunun ve olay örgüsünün değişimine göre başlıkların da değiştiğini görüyoruz. Bu başlıklar da çoğu zaman Farsçadır arkadaşlar. Yani Farsça klişe işte der beyanı bilmem ne gibi mesela. Bu şekilde. Yine Mesnevi'nin bu bölümü uzunsa şairler çoğu zaman araya gazeller veya Şeyh Galip gibi tarziyeler de koyarak bu yeknesaklığı kırmaya çalışır. Yani aynı kafiye örgüsünün verdiği o sıkıntıyı bertaraf etmeye çalışır. Bazen işte mesela Şeyh Galip gibi, Şeyh Galip mesela bir tardiyesinde işte şair hoş geldin ey beridi canan diye başlayan bir tardiye yazar. Yani kahramanların ağzından bu tür şiir örneklerini vererek canlı bir tablo oluşturur. Yani o yeknesaklığı, tek düzeliği kırmaya çalışır. Sonraki bölümde arkadaşlar yine giriş bölümü kadar olmasa da çoktan bir hamd, dua veya naat gibi bir bölüme bitebilir. Buna tabi gerek de olmayabilir. Yine çoğu mesnevide arkadaşlar son beyitte veya son beyitlerde mesnevinin bazen beyit sayısı, bazen de nerede ve ne zaman yazına dair ipuçları verilir. Özellikle bu bölüm önemli. Yani Mesnevi'nin yazıldığı tarih açısından özellikle önemli. Evet, yine Mesneviler, dini tasavvufi Mesneviler, tarihi menkıbevi Mesneviler, ahlaki ve didaktik Mesneviler, estetik yönü ön plana çıkan Mesnevileri diye tasnif edilebilir. Tabi bu standart bir tasnif değil. Farklı şekillerde tasnifler de karşımıza çıkabilir. Özellikle arkadaşlar bizim için edebi anlamda önem arz eden mesneviler, bu estetik yönü öne çıkan mesneviler, bu da aslında aşk mesnevileri demek. Yani diğerleri işte bu didaktik mesneviler ve ahlaki mesneviler elbette edebi ama onlar da esas amaç öğretmek olduğu için biraz daha sanat gayesi geri plana düşmektedir. Biliyorsunuz arkadaşlar, geçen derste söylediğimiz gibi Fars edebiyatında özellikle Nizami, Gencevi, Hüsrevi, Dehlevi büyük mesnevi şairleridir. Özellikle Nizami Gencevi'nin mesnevileri Türk edebiyatında adeta bir çığır açmış. Nizami'nin mesnevileri ne nazireler yazılmış ve bu gelenek neredeyse son dönemlere kadar devam etmiş. Türk edebiyatına biliyorsun arkadaşlar Karahanlı dönemi Türk edebiyatında da işlendiği üzere Türk edebiyatındaki işte ilk alegorik eser, ilk mesnevi, aynı zamanda işte bir siyasetname gibi özellikleriyle andığımız Kutadgu Bilig. Kutadgu Bilig mesnevi nazım şeklinin karşımıza çıktığı ilk örnek olarak bilinir. Yine Türk edebiyatında bir şaheser, her ne kadar dili Farsça olsa da Mevlana Celaleddin Rumi'nin Farsça Mesnevi Manevisi. Mesnevi Manevi'nin
manevi kelimesi çoğu zaman unutuluyor. Doğrudan mesnevi deniyor. Yani bir bakıma eserin nazım şekli eserinin ismiyle özdeşleşiyor. Mevlana'nın mesnevisi bütün neredeyse dillere çevrilmiş. Türk edebiyatta buna şerhler yapılmış. Mesnevi ezberlenmiş. Mevlana mesnevisi aslında didaktik, ahlaki bir tür çerçevesinde ortaya çıkmış. Bunun dışında yine Türk edebiyatında ilk örneklerden birisi değil mi? Ali Şir Nevai'nin mesnevileri. Ali Şir Nevai de gerçekten muhteşem bir sanatkardır. Neredeyse edebiyatın her alanında eser kaleme almış. Bir Çağatay devri Türk şairi. Nevai'nin daha önce de söylemiştik, beş mesnevisi olan şairi Sahibi Hamse denirdi. Nevai'nin de Hamse'si mevcut. İşte bu Hamse içerisindeki Leyla ve Mecnun, Ferhad-ı Şirin, Seddi İskender'i, Lisan-ı Tayr, Sebai Seyyare, Hayretül Ebrar'ın bazıları işte İran şairi Nizami'nin eserlerine nazire gibi. Yine sonraki dönemlerde Anadolu sahasında Garipname, Süheyl Nevbahar, Mevlid, Hüsrev gibi pek çok eser kaleme aldım. Ben tekrar sayıp zamanınızı almak istemiyorum. Tabii enteresan olan şu arkadaşlar, mesnevi nazım şekliyle daha önce söylemiş ki Türk edebiyatında klasik Türk şiirinde şiir veya nazım her şeydir. İşte manzum olarak sözlükler yazılıyor, manzum olarak tezkiler yazılıyor diyorduk. İşte mesela Güfti'nin teşrifatı şu ara arkadaşlar, manzum yani mesnevi nazım şekli yazılmış bir tezkiredir. Diğer tezkilerden bu yönüyle ayrılır. Onun dışında arkadaşlar işte bu Muhammediye dini anlamda bir eserdi. Dini tasavvufi eserler var. Hayriye gibi nasihat türünde eserler var. Yine İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Kıyafetnamesi gibi işte dış görünüşten hareketle karakter analizi yapma gibi eserler var. İşte Şeyh Galip'in Hüsn-ı Aşk gibi tasavvufi aşkı veya seyri sülük düşüncesini anlatan eserler var. Veya işte şehirlerin güzellerini ve güzellikleri anlatan Şehrengizler var. Yani var da var. Dolayısıyla mesnevi nazım şekli aynı zamanda bir şiir kitabı veya bir divan gibi bir eser aklımıza getirmeli. Yani biz mesnevi deyince arkadaşlar aklımıza şu gelmeli. Türk edebiyatında, klasik Türk edebiyatında divanlar var. Şiir çerçevesinde düşünecek olursanız, şiir kitapları nelerdir dediğimizde aklımıza en başta divanlar gelir. Sonra mesneviler gelir. Sonra mecmualar gelir. Yine geçen ders demiş ki aslında mesneviler nazım şekli olarak divanlarda çok yer almaz. Divanlarda daha çok işte kısa mesnevilere yer verilir. O da genellikle hastelerden sonra mürettep bir divanda yer alır. Onun dışında mesnevi çoğu zaman bağımsız, müstakil bir kitaptır, bir eserdir. Yani mesnevi bir nazım şekli ama aynı zamanda bir eser ismi veya bir kitap gibi, divan gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla mesneviler sadece bir nazım şekli değil, daha da üst aşamada bir divanlar gibi bir kitap veya şiir mecmuaları gibi bir müstakil eser olarak düşünülmeli. Evet, bu Hamse 5 demektir. Hams kelimesi Arapça 5 demekti. İşte sahibi Hamse veya Hamse sahibi dediğimizde en az 5 mesnevisi olan şairlere denirdi. Bunların da isimleri var. Zaten bunu sizinle paylaşmıştım. Tekrar bunlar üzerinde durmayalım arkadaşlar. Son olarak şunu söyleyeyim biçimsel açıdan. Mesneviler arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi mesneviler uzun ölçekli şiirler olduğu için bir gazel ve kastede olduğu gibi uzun aruz kalıpları kullanılmaz. Daha kısa kalıplar tercih edilir. Kısa kalıpların tercih edilmesi sebebi de akıcı olması, daha müzikal olması. Mesela bir meclisi ünse mahrem oldum, ol cennet içinde Adem oldum. Yani daha kısa ve daha ne diyelim
Akçı bir şiir karşımıza çıkmış oluyor. Evet arkadaşlar, geçen haftaki dersimizde söylediklerimizi bir daha tekrarlamış olduk. Mesnevi Türk Edebiyatı'nda oldukça önemli bir nazım şekli, müstakil eser ismi, aynı zamanda işte edebiyatımızda şiir çeşitlerinden bir tanesi veya şiir kitaplarından bir tanesi de Mesneviler idi. Şimdi bir örnek verelim arkadaşlar. Esbiyename türüne, özür dilerim, Mesnevi nazım şekline uygun bir örnek. Bu tabii, şöyle bir makale göstereyim arkadaşlar. Tabii reklam değil, en azından tamamına bakmak isterseniz. Bunu 2014 yılında Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi'nde yayınlamıştım da. Harput-u Rahmi'nin Esbiyenamesi üzerine. Harput-u Rahmi arkadaşlar, işte daha önce Harput'a bağlı olan Hovu köyünde veya işte kasabasında doğuyor. Hayatı boyunca da Elazığ dışında eğitim dışında çok fazla bir yere gitmiyor. Ama işte gençlik döneminde Kayseri'ye giriyor. İşte farklı şehirleri geziyor. Arkadaşlarla beraber medreselerde ilim tahsil ediyor. Ama daha sonra Elazığ'a gelip veya Harput'a, kendi köyüne yerleşiyor. Orada ömrünün sonuna kadar ilim tahsiliyle uğraşıyor. Rahmi 19. yüzyıl şairi arkadaşlar. Divanına baktığımız zaman Rahmi'nin son yüzyılların şairlerin çoğunda görülen o karma üslup Rahmi'de de görülür. Yani şiirlerinde hikmetli söyleyişler de var. Mizahi söylenişler de var. Mahalli unsurlar da var. Bazen Nabi hatırlatan, bazen Baki hatırlatan, bazen Nedim'i hatırlatan söyleyiş de mümkün. Bu sadece Rahmi'nin değil aslında. Harput'u diğer şairlerin divanlarında ve şiirlerinde de var. 18. yüzyılın, 19. yüzyılın şairleri neredeyse tümünde var. Bu eklektik dediğimiz özellik. Şairler artık bir Şeyh Galip, bir Nabi gibi şair olmadığı için şairler daha çok önceki yüzyıl şiir geleneğini devam ettiriyorlar. Evet arkadaşlar, Rahmi'nin divanı var. Bu divanı matbu olarak da basılmış. Daha sonra Naci Onur Hoca ve İbrahim Kavalsı Hoca üzerine çalışma yapmış. Onun yine dedik ya, Mesnevi'ye genelde müstakil bir eserdir ama Esbiyename adını verdiği Mesnevisi müstakil bir eser olarak değil, divan içerisinde yer almış bir eser. Bunun da sebebi muhtemelen kısa bir Mesnevi olmasından dolayıdır diyelim. Bunun dışında Rahmi Efendi'nin Bostan ve Gülistan'la ilgili bir eseri var. Bunun üzerine çalışma yapmayı düşündük ama yakın zamanda yapılan bir çalışma yayınlandı. Evet, bu sistem üzerinde bunu paylaşmak için bakarsınız, en azından hemşerimiz olma hasebiyle Harput-ur-Rahmi kimdir? Yine Harput-ur-Rahmi'den daha sonra yaşayan ama birbirlerini görmüş olan bir şair de var. O da Hacı Hayri Bey. Zaten Rahmi'nin divanı Hacı Hayri Bey tarafından düzenleniyor, öyle bastırılıyor. Evet, divan üzerine farklı çalışmalar yapılmış. Dediğim gibi divanı, Esbiyenamesi ve Bostan şerhi ile ilgili bir eseri söz konusu. Evet arkadaşlar, Esbiyename. Şimdi biliyoruz, bir hatırlayalım tekrar arkadaşlar. Divan şiirinde türler diye bir şeyden bahsediyoruz. Hatırlarsanız biz işte birinci sınıfımızın ilk döneminde nazım şekilleri ve türlerden bahsediyorduk edebi bilimler dersinde. Edebi türlerden bahsederken işte rahşiye türünden de bahsetmiştik. Rahşiye veya esbiye atlarla ilgili şiir türü. Esp Farsça, rahş da Arapça bir kelime.
Esbiye veya Rahşi'ye işte atlarla ilgili, atların güzelliğini, çevikliğini, zarifliğini dile getiren şiir türü. Dolayısıyla Esbiyename Fars mesnevi nazım şekli yazılmış bir Rahşi'ye örneği. Ama tabii Rahşi'ye veya Esbiye deyince aklımıza daha çok Nefi gelir. Çünkü Nefi'nin meşhur kastelerine baktığım zaman işte Rahşiye başlı kasteleri var. Sultanların atlarını övdüğü, Nübala'yı mükemmel bir şekilde kullandığı kasteleri var. Harp-ı-Rahmi de bu Esbiye namesinde tabi bize bir yanıyla bu Rahşiye'yi çağrıştırsa da diğer yana farklı şeyleri de çağrıştırıyor. Yani Esbiyenname'de doğrudan doğruya bir at övgüsünden ziyade aslında bir yergi var. Bu yönüyle aslında söylenenin tam tersi. Yani işte Nefi kastesinde atları övmüş. Fakat Rahmi'nin Esbiyenname şiirinde övülen bir attan ziyade yerilen bir at söz konusu. Yine hatırlayalım. Şeyhinin meşhur harnamesi var. Şimdi mesela harname de aslında tür olarak bir esbiyename ve rahşiyename değil veya rahşiye değil. O da aslında yine işte eşek merkezinde bir hiciv. Dolayısıyla burada da aslında arkadaşlar her ne kadar şiirin adı esbiyename olsa da yani bir yanıyla bize rahşiye türünü hatırlatıyor. Diğer yanıyla bir mizah var. Diğer yanına bir hiciv var. Daha da garibi şiirin belki yarısından sonra şair sözü başka bir konuma yükseltiyor ve mizahi olarak başlayan şiir biraz daha hikmetli bir yola evriliyor. Yani ilk başta mizah iken daha sonra da hikmetli bir söyleyişe dönüyor ve o şekilde bitiyor. Şiirin başlığını şair zaten kendisi bu şekilde vermiş arkadaşlar. Esbiyename diye. Ve şiirin başlığını arkadaşlar şöyle bir mensur ifade var. Biraz daha büyüteyim. Belki telefon üzerinden bakıyorsunuz. Bir hengam-ı şita şehrden kariyeye azimetimizde bir bagiri süst endamu Harun'u na mevzunu keçrama rakip olup esnai rahta envai mihnetü esnafı şiddetü felakete düçaru giriftar olduğumuz beyan ile Efendizade Faziletli Abdülhamid Hamdi Efendi'ye berayı zarafet inşadıyla gönderilen Esbiyename-i Zarifane'dir. Evet arkadaşlar. Burada söylenen şu arkadaşlar. Hengam-ı şita, kış mevsimi. Bir kış mevsiminde şehirden kariyeye azimetimizde. Yani muhtemelen şehirden kastı Tarput. Kariye dedi kendi köyü Hohhut. Azimet yola koyulma. Bargiri süst endan, bargir beygir. Yani binek, at, katır neyse. Süst endan, bu da işte böyle güçsüz anlamında. Harun na mevzun keçiram. Na mevzun açar. Vezinli olmayan, yani ölçüsüz. Yani yamuk yumuk diye tabir edebiliriz. Ondan sonra keçiram da yani çarpık yürüyüşlü gibi bir kış mevsiminde şehirden köye yola koyuluşumuzda işte zayıf yaratılışlı, ölçüsüz, eğri büğrü yürüyen bir bineğe rakip olup binip esnai rahta yol üzerinde envai mihnetü esnaf şiddeti felakete düçar giriftar olduğumuzu yol üzerinde
sıkıntıların ve şiddetin çeşitlerine ve türlerine, felaketlere maruz kaldığımız beyan ile, yani şair şehirden Harput'tan muhtemelen Hoya veya köyüne gidiyor. Orada kendisine bir çelimsiz cılız at veriliyor. O ata biniyor. Yolda bu binekten dolayı pek çok sıkıntı çekiliyor. Ve bunu beyan eden bir şiir, şairin arkadaşı Abdülhamit Hamdi Efendi'ye gönderiliyor. Abdülhamit Hamdi Efendi de yine o dönemin önemli isimlerinden bir tanesi. Yani şair aslında yaşamış olduğu bir hadiseyi mizahi bir dille biraz da hikmet katarak Mesnevi Nazım şekli kaleme alıyor ve Abdülhamit Hamdi Efendi herhalde ithaf ediyor. Evet arkadaşlar, şiirimizin dediğim gibi başında böyle bir bilgi söz konusu. Sonra şiirimiz başlıyor. Ey Kerim Şiyemim Sultanım, Bayisi Feyzi Dili Suzanım. Şiirimizin vezni artışar. Feylatün, feylatün, feylün. Ya kısa aruz kalıplar kullanılıyor diye. Burada da aynı durum söz konusu. İlk tefile feylatün, faylatün olabilirdi, feylatün kalıplar. Son tefile feylün, faalün de olabilirdi. Ey Kerimüş Şiyemim Sultanım. Mesela burada feilatün, feylatün, değil mi? Ey Kerimüş Şiyemim Sultanım, feylatün, feylatün, faalün şeklinde mesela burada. Yani ey Kerimüş bu şekilde. Ey Kerimüş failatün şiyemim sul. Şurası da şu sul kısmına kadar feilatün. Tanım. İki kapalı ece. Faalün. Ey Kerimüş şiyemim sultanım. Baisi feyzi dili suzanım. Yine faalün şeklinde. Şimdi dedik ki arkadaşlar, burada bakalım ne demişiz. Kaçıncı beyte kadar? Mesnevilerde dedik şair doğrudan konuya geçmez. Bir giriş sadedinde bölüm kaleme alabilir. Şiirin tamamı 67 beyit. Burada şu. Şimdi tabii şiir bunu görmek zor ama şöyle bir tespit yapmışım arkadaşlar. Şiir yani kabaca 3 ana bölümden oluşuyor. Birinci ve 20. beyitler arasında şair kendisine şiir yazmış olduğu Abdülhamit Hamdi Efendi'ye övgüde bulunuyor. Yani şiirde tevhid yok, münacat yok, naat yok, miraciye yok, methi çariyar yok. Ne var? Abdülhamit Hamdi Bey'e övgü var. Abdülhamit Hamdi Bey kimmiş? O da işte 19. yılda doğmuş. Harputlu bir alim. Harput'ta Kaside-i Bürde diye meşhur bir şiir var. Daha önceden basmıştık. Ömer Naimi Efendi diye bir alim ve şair zat bu Kaside-i Bürde, Arapça Kaside-i Bürde'yi şerh ediyor. Dolayısıyla bu yönüyle de Türk Edebiyatı'nda önemli bir şarih sayılır. Yani ulusal ölçekte bir şairimiz. İstanbul'da da tanınan bir şair. Ömer Naimi Efendi'nin oğlu. Müderrislik yapmış bir şahsiyet. Sonra 21 ve 50. beyitlerde arkadaşlar ata binme, atın hali, yolun karlı buzlu olması ve ata hicif söz konusu. 51 ile 67. beyitlerde arkadaşlar köye varma, vardıktan sonra görülenler karşısındaki hayal kırıklığı ve bu tabloyu hikmetli bir şekilde yorumlama söz konusu. Evet, şimdi şiirimize tekrar dönelim arkadaşlar. Şey de unutmayalım, tekrar
bir daha gelmemek için. Mesela 1 ile 20. beytlere bakalım. Sonra 21 ile 50'ye bakacağız. 1 ile 20'ye bakalım. Evet. Şimdi ey kerimmüş yeğenim, şiyemim, sultanım, bayisi feyzi dili suzanım, sana bes bu niyamı Rabbi mecid, mazhar zatın olup ismi hamid, eylemiş ruzu ezel bu sehmi, ruzi kılmış sana ilmi fehmi, zat-ı pakin senin ey nur-u basar, hikem-i amuzu, debistan-ı hüner, tabını görseydi İskender, herkes ayna etmezdi nazar. Şair burada cömert tabiatlı sultanım, benim yanan gönlüme işte coşkunluk veren, ona onun huzura kavuşmasına sebep olan kişi. Allah'ın sana verdiği bu nimetler sana yeter. Sen senin ismin Hamid olsun. Allah'ın bu isminin de Hamid isminin de mazharı olmuşsun. İşte Allah sana bu ilmi, anlayışı vermiş. Bunları sana mazhar kılmış. Senin o basiretli daha doğrusu o nurlu bakışın hüner mektebine hikmet öğretisi yapmış seni. İskender senin fıtratını, yaratılışını, tabiatını görseydi aynaya asla bakmazdı. Evet, burada arkadaşlar dikkat ederseniz gönlünü saf olarak nitelendiriyor. İlim erbabı olmasına işaret ediyor. Bunları mecazlarla, teşbihlerle ifade ediyor. Kemal ve rüşt baştan başa senin alnında görülür. Allah'ın yardımı senin üstadın oldu. İlimde kabiliyetin zirvededir. Her meselede o işin üstesinden gelme sana işte baht olmuş, nasip olmuş. Yine senin zihnindeki o işte eskiden çalak dediği meselelere derinlemesine nüfuz etme özelliğine işaret var. Yine ilim ve edepler, hüner senin yanında. Adeta bunlar senin oyuncağın gibi, çevganındaki toplar gibi. Evet. Yani o derin ilminle, hayal gücünle müşküllerin düğümleri senin yanında çözülür. Evet. Yani sana dayedir maderi tevfik sana, mayedir badeyi tahkik sana. Yani tahkik ve tevfik senin adeta annen ve mayandır. Yani burada da yine kendisine farklı kaynaklardan yardım geldiğine işaret söz konusu. Zer-i makbul furu ile usul, cevbi fikrinden oruç etme. Bu da furu ve usul. Yani ilimlerle ilgili arkadaşlar iki önemli terim. Furu ve usul. Yani ayrıntılar ve asıllar anlamında ilimlerle ilgili terimleri kullanmış. Çünkü memduh, ilim erbabı. Evet, burada yine senin latif yaratılışında işte zekan ön planda demiş. Evet, vakarlı olma, yani ilim adamına yapacağım işi, ilmin yüceliğini koruma, vakarlı olma. Tabi bu kibir değil, vakar biraz daha farklı. Edep gül bahçesi, edep gül bahçesinin açılmamış gülü diyor mesela, bir teşbih var. Senin yaratışındaki nur bir meclise yeter. Ona kafurun kafur mumu gelmesin. Yani sen meclisin nur gibi aydınlatıyorsun, muma gerek yok. Evet, baştan başa saf gönlün bir testi gibi feyizle dolu. Allah seni bütün hatalarından, günahlardan muhafaza eder.
Olasız validi macitle bekam, ömrü sermette ila yevmi kıyam. Kıyamete kadar uzun bir ömürle o işte yüce babanla hoşnut olasın, mutlu olasınız. İşte validi macitle de Memduh'un babası işte Ömer Naimi Efendi. Yani babanla sen kıyamete kadar huzurlu ve mutlu yaşayın anlamında. Evet arkadaşlar, bakın 20 beyt Memduh övgüsü. Şimdi kalan kısma bakın. Badeza abdi zayıfını alan oldukça azimi kuyu hicran. Badeza bundan sonra zayıf ve inleyen kul ayrılık köyünün yol alıcısı oldu. Ayrılık köyüne doğru yola koyuldu diyor. Artık burası bir önceki kısım arkadaşlar giriş bölümüydü. Bu 21. beyitten sonra artık asıl konu başladı. Abdi zayıf dedi, şair kendisini ifade ediyor. Yani bundan sonra zayıf ve inleyen kul ayrılık köyüne doğru yola koyuldu. Rahberdi bize bir hayr-ı refik, er refik cüm denilir sümme tarik. Evet, bize bu yolculukta da bir arkadaş rehberdi. Önce yol arkadaşı sonra yol denir. Öyle bir söz var arkadaşlar. Yani yola çıkmadan önce yoldaş bulmak gerekir. Bize gelmiş dediler bir rehvar, binmemiş misine eslaf-ı kibar. Ben de ihsarın oldum talip, şevk ile binmeye oldum ragıp. Gele meydana ki esbiharun, aybı cisimde anun yuğuna yuğun. Şimdi şair diyor ki bize işte yola çıkmadan önce bir rehber verdiler. Dediler ki bir işte yol alan veya sizi taşıyacak olan bir binek var ki sizden önceki büyükler asla öyle bir şey bilmiş değil. Ben de ihsarın oldum talip. Ben de tabi dört gözle buna talip oldum, bekliyorum. Ve bu övdükleri ata binmek istiyorum. Dedi ya böyle işte muhteşem bir at var. O da o ata binmeyi dört gözle bekliyor. Gele meydana ki bir esbi Harun. Harun Atışar huzursuz. Yani sahibinin emrine itaat etmeyen, gideceği yerde duran, durmaz gereken yerde giden anlamında huysuz at için kullanılır. Gele meydana ki bir esbihatın, işte ben böyle bir şey beklerken meydana böyle işte haylaz veya yaramaz bir at geldi ki onun ayıpları cisminde, bedeninde rengarenk. Yani bir barkeşi lagarten duşuna bariydi palan küyen. Şimdi bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Şair burada muhtemelen hepimizin de iyi bildiği şeyhinin harnamesini elbette okumuştur. Adeta onu yansıtır bir şekilde bir tasvir yapıyor. Şeyhi de harnamesinde bu eşe öyle bir anlatıyor ki resmen gözümüz önünde canlanıyor. Tabii biraz da mizahi unsurlarla işte bir eşek vardı zayıfı nizar, yük elinden katışı keste vüzar, işte gâh odunda vügâh sudaydı, günü, düğünü gün kahrüle kısudaydı diye mesela onu da anlatıyor. İşte diyor üzerinden alınca palanı it artıydı sanki kalanı gibi. Tabii Rahmi de o şekilde ifade ediyor. Yani bir barkeşi lagarten duşuna bayadı palanı küyen. Yani öyle çelimsiz bir beygirdi ki omuzunda o eski palanı, köhnemiş palan yük idi. Yani üzerindeki palanı taşıyacak kudreti yoktu. Rıfakı oldu hep atlara süvar, bargir oldu bize köhne medar. Evet, refikler, yol arkadaşları hepsi atlarına bindi. Bizim beygir de bize adeta eski bir dönme yeri gibi oldu. Medar hem sebep anlamında açıyor hem de bir şeyin dönüp dolaştığı yer, mekan. Salhorde hele bir pir zayıf, elmiş kametin ömrü tazif.
Yüklemiş bağrını Esdaf-ı İmem yani Hizem Keşi Samur Rüstem. Sinni Salin dedi ehli irfan nice kez ömür etmiş güzeran. Yolda kalmış dedi bir ehli temiz anı terk eylemiş Ali Cengiz. Burada da arkadaşlar bu eşeğin tasvirine mizah bir şekilde yıllanmış, yaşlanmış, zayıf bir pir. Yani bu uzun yaştan dolayı zayıflamış. Eski ümmetler buna yük yüklemiş. Hatta Sam ve Rüstem'in odun taşıyıcısıymış. Da burada da Nuh Nebi'den kalma diyor. Aslında bu mizahi bir unsur. Sinni Salim dedi ehli irfan nice kez ömrünü etmiş güzel. İrfan ehli dedi ki bu kaç kere ömrünü miadını doldurmuş. Yani bunun kaç kere ölmüş olması halen yaşıyor. Yolda kalmış dedi bir ehli temiz anı terk eylemiş Ali Cengiz. Hatta Cengiz, Ali Cengiz onu diyoruz ya. Cengiz'in soyu kendilerini yolda bıraktığı için bunu terk etmişler, azat etmişler. Cengiz'i biliyorsun, şu Moğol hükümdar. Bu kadar ömrü diraz ile o pir görmemiş düşte dahi belki şair. Buradaki şair aslında dikkatin iyi uzun, a değil. Bu kadar uzun ömrü olmasına rağmen bu at, bu beygir rüyasında bile arpa görmemiş. Şair arpa demek. Evet, burada arkadaşlar mizahi unsura devam ediyor. Şöyle kim cismi habisi lagar, cildine eğemez tabaver. İtika ile eder yolda haram, katmaz adına el kıssa haram. Üstüne düştü eder gâhi kuğut, gâh eyledir rükû, gâhi sucud. Bak şu ikbale ki hamunu cival, berf ile olmuş idi mala mal. Şimdi burada yine bizim beygirimizin özellikleri o kadar zayıf ki yani üzerine konan şeyi bile taşımayacak bir halde yolda takvalı bir şekilde yürür. Adımını asla haram katmaz. Tabii çok yavaş yürüyüşünü mizah olarak ele alıyor. İşte üstüne bir şey düşse hemen oturuşa geçer. Bazen rükû ediyor, bazen secde ediyor. Burada da yine namaz unsurla beraber işte atın hali kürmelali. Evet, tabi bu durumda dağlar, taşlar tamamen karlarla dolmuş. Yani çetin bir kış. Sahralar ve dağlar karla dolu. Şiddeti gayleyi berdi şita, kameti hayretim etti düta. Yani o kadar şiddetli bir kış vardı ki hayretten benim boyumu iki kat etmişti diyor. Yürümez rehte yer olması rehte kalmadı yolda hem ebnai tarih. Yani kendilerine bir refik vermişler bir yol arkadaşı ama onlar yürüyüp gitti. O da tabii yolda tek başına kaldı. Her biri bir yana gitti Rüfeka. Kaldım uş bende vaid. Bunların her biri bir tarafa gitti yol arkadaşları. Ben de yalnız ve tek başına kaldım. Ebkem yine atın tasiri. Ebkem hem asem ol köhne sement. Guşuna girmedi avaz bilen. Yani ben yüksek sesle seslenmeme bağırmama rağmen o dilsiz sağır olan atın kulağına girmedim. Daha duyuramadım. Bir adımda derdim 10 kere de. Yani bir adımda 10 kere de derdim. Yürümez sürat ile her gizre. Yani asla yola hızlıca girmez veya hızlıca yürümez. Bağ lüper olsa dahi ana rikap eylemez cani bir maksuda şitap. Evet, yani o rikap dediğimiz özengi, özengileri kendisine kol kanat olsa da bu gideceği yere doğru asla yürümez. Şöyle aheste giderdi rahı, çıkar eflaka en rahı. O kadar yavaş giderdi ki yolda iniltileri adeta feleklere kadar yükselirdi. Öyle zaaf üzere hafif urlagar, eylemez paları berf üzere eser. Burada tabii yine güzel bir mizah var. O kadar zayıf cüssetsiz ve cılız ki ayakları kar üzerinde iz bırakmaz. Üstünle deri olmasa dal, ben ana söylerdim vehmi hayal. Kemikleriyle derisi delalet etmeseydi ben onu vehim veya hayal derdim. Burada yine güzel bir mizahi unsur var. İki endeze zemin ana ırak, süt endamı harun ağır ayak.
Her üzengi yerine ursan eğer, kârgâr olmaya tığ hançer. Seri mah menhusun görsen mesela, deridin es değil başa bela. Görmemiş dideyi habide nazar, böyle kabusu kerühül manzar. Yola bin derdiyle oldum puyan, bağır oldu bana bağrı giren. Evet, burada da yine yani iki endazelik yer ona uzak gelirdi. İşte, zayıf bedenli, huysuz, ağır ayaklı at. Eğer özengi yerine ona kılıç ve hançer vursan yine tesir etmezdi. Onun uğursuz başını görsen at değil başa bela derdin. Yani bakış rüyada bile böyle kerih manzaralı böyle kötü bir kabus görmüş değil. Yani hiçbir göz uykuda bile böyle bir kabus görmüş değil. Bin dert ile yola revan oldum, yolda yürüdüm. Beygir bana ağır yük oldu. Burada da yine kelime oyunları yapıyor. Bağırgir oldu bana bağrı giren. Bir cinas var. Evet arkadaşlar, şimdi atın tası da bitti. Yol bitti. Şimdi bakın arkadaşlar. Hele bin mihnet ile el hasıl kuyu maksa oldum çün vasıl. Hele bin sıkıntı ile sonunda varılacak noktaya ulaştım. Nice sadgune serencam ile ben eve geldimse de sağ esen. Ben her ne kadar işte bin bir macera ile eve sağ salim geldimse de dili viranemi manendi kebap yandırır lik firakı ahbap. Benim viran gönlümü kebap gibi ahbaplardan ayrılık yandırır. Bakın arkadaşlar, konu hemen değişti. Burada bir ayrılık teması devreye girdi. Kuyu mihnette ne bir yarı nefis, ne vefadarı muvafık neyiniz? Mihnet köyünde ne bir işte tatlı dost, ne de işte kafa dengi, gönül ehli bir vefadar var. Fikri teşvişte dil bir serüpa, künci minnette vahidü tenna. Yani burada da akıl, gönül, karma karışık, darmadağın. Mecliste saf, temiz, gönüllü kişiler kalmamış. Zarif kişiler hepsi Adem, yokluk diyarına gitmiş. Adem diyarına gitmişler. Sonra da açığa bakın biraz daha somut şeyler. Böyledir kaide-i devri felek, resmi devranda gelmek gitmek. Evet, feleğin dönüşünün kaidesi böyledir. Yani gelmek ve gitmek bu şekilde bu surette devam edip gidiyor. Lik sakinleri hep zahu kerah. Evet. Doğru. Belki köyde işte bahçe var ama sakinleri de hep işte kargalar ve işte uğursuz kuşlar. Yoksa bu bahçelerde işte gönül ehli kişiler yok. Kargalar, kuzgunlar her tarafı doldurmuş. Lane-i murgu humayun na yap dolmuş etraf çemen bu mu gurap. Evet, hüma kuşunun yuvaları yok. Etrafı baykuş ve kargalar doldurmuş. Beklemezdim bu kühenhaneyi ben. Ah olmasa dile hubu vatan. Yani memleket sevdası olmasaydı ben bu köhne olan evi, yurdu beklemezdim. Laleyim, sakini bağ urrağım, köhnedir lihçi yerde dağım. Ben bir laleyim, bu bağ ve bahçenin sakiniyim. Fakat ciğerde yaralarım eskidi. Eski yaralarım var veya yaralarım eskimiştir. Neme ki tesdiyet ey hubşiyem, olamaz rişi deruna merhem. Evet, burada da en güzel tabiatlı kişi yani artık teselliler bir derde derman olmuyor. Yani teselli tadı ey iyi yaratılışlı kişi gönül yarasına merhem olmuyor. Yani teselli fayda vermiyor anlamında. Hele bu çağrın elinden feryat eylemez bir dili gamdan azat. Bu feleğin, bu dünyanın elinden vah eyvah,
Gönlü gamlardan azat eylemez. Gah eder vasılı bezmi yaran, bazen dostların meclisine kavuşturur. Bazen de hicran köyünün sakini eyler. Yani ayrılığa düşür. Bestir ey tab-ı perişan ahval, çar ile eylemesen cenk-i cidal. Ey perişan tabiatlı şair, yeter artık. Sen bu felek ile çatışmaya girme. Bahtü ihbal çü mader zadın, zulümdür bu feneye isnadın. Evet, yani sen doğumdan beri baht ve ikbalin bu şekildedir. Bunları senin feleğe isnat etmen çok da doğru değil. Yani sen aslında bu talihi veya kaderi feleğe boşuna isnat edip onunla cebelleşiyorsun. Evet, ve son sesleniş kaleme. Yeter ey hame-i pejmürde rakam, sözü payana yetirdin epsem. Evet. Ey işte pejmürde yıkık dökük kalem, artık yeter. Sözü payana erdirdin. Yani sona kavuştun, artık susan yeterli. Epsem de suskun. Dilsiz. Evet, şöyle birkaç cümleyi toparlayalım. Uzattık. Yani 40 dakikayken herhalde bir saate yaklaştı. En azından şiiri sonraki hafta bırakmamak için. Evet arkadaşlar, bu bir mesnevi örneğiydi. Mesnevilerin dediğimiz gibi işte giriş, konuş, yeni bölüm ve sonuç kısımları var. Burada giriş bölümünde şair dönemin müderrislerinden birini övüyor. İşte onun maddi ve manevi yönlerini dile getiriyor. Kutlu bir kişi olduğunu söylüyor. Sonra kış mevsiminde Harput'tan Hoğu'ya veya işte şehirden Kariye'ye gidecekken kendisine bir at verildiğini, bu atın çok güzel olduğunu söylendi. Fakat atın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söylüyor. Her taraf karkış, verilen at da yoluna gitmekten aciz. Yani sanki şair ona binmemiş de o şairin sırtına yükmüş gibi bir şekilde yola koyuluyorlar. Yol arkadaşları menzili aşıyor, gidecek yere çoktan varıyor. Şairimiz yollarda kalmış. Tabi bu şair için farklı bir kapı aralıyor. Şair yolu bitiriyor kör topal, bin bir güçlükle. Ondan sonra köye geliyor. Tabi burada farklı bir bakış açısıyla bir tablo ortaya koyuyor. Memlekete geldiğinde adeta bütün sevdikleri, eşleri, dostları bu diyarı terk etmiş. Kış mevsimi artık sanki ölümü veya işte hayatın sonunu resmetmiş. Şair bu nedenle bahtsızlığından dem vuruyor. Feleğin cevherlerinden bahsediyor. Sonradan artık sözü toparlıyor. Diyor ki bu senin doğumdan getirdiğin kaderin ve talihindir. Sen bu çektiklerini, bu ayrılıkları, sıkıntıları feleğe isnat etme. Sonra kaleme sesleniyor. Ey kalem, sen de artık suskun ol, dilsiz ol. Söz nihayetine erdi diyerek şiiri bitiyor. Dikkat ederseniz burada aslında tahkiyeli bir metin gibi. Yani şair bir olay kahramanı olarak tek başına yaşamış olduğu bir yolu kendisini ön plana çıkarak anlatıyor. Tabii bir binek var. İşte bineğin tasviri, kendi ruh halinin tasviriyle şair şiirini kaleme almış oluyor diyoruz. Önümüzdeki ders arkadaşlar bakalım. Ya Mesnevi'ye bir örnek çözeriz veya farklı bir nazım şeklinde örnek şiir bulmaya çalışırız. Evet arkadaşlar, bu haftalık da bu kadar. Ben teşekkür ediyorum.